İyi günler değerli izleyiciler. Türkiye'nin ekonomi televizyonu Ekotürk'te ben Cenk Akyoldaş, MTI Piyasası programıyla sizlerle beraberim. Son gelişmeleri değerlendireceğiz. Bugün Amerika'da piyasalar kapalı. Martin Luther King sebebiyle, günü nedeniyle kısa bir hafta olacağını belirtelim. Cuma günü üretici fiyat endeksi açıklandı. Beklentilerden daha iyi bir rakamda karşı karşıya kaldık. 0.1'lik bir düşüş vardı. Bunun beklentilerden daha iyi bir rakam gördük. Bunun arkasında yatan ana hikaye, arz talep dengesindeki talepteki düşüştü. Hizmet sektörünün sabit kalması da bunda etkili olduğunu belirtelim. Yine bu noktada dikkat çekici unsur bir anda daha önceki Perşembe günü gelen tüketici fiyat endeksindeki artışın hemen bir tolere edildiğini görmüş olduk. Tekrardan FedWatch'ta takip ettiğimiz Fed'in faiz indirmeleri konusunda Mart ayındaki seyir ne olur beklenti anketinde bir anda %60'lardan tekrardan %80'lere çıkıldığını gördük. Tekrardan piyasa bardağı dolu tarafından görmeye çalışır. Nitekte tahvil faizlerinde ılımlı bir geri çekimi oldu. 4'ün altına indik tekrardan. VXY yine havada asılı duruyor. 102-102,5 aralığındaki bölgede kalmaya devam ettiğini belirtelim. Diğer enstrümanlar tarafında da özellikle de Süveyş kanalı bölgesi, Kızıldeniz'de yaşanan gerginlikler, bombalamalar, saldırılar ve ticaretin burada aksamasını getirdiği etkilerle beraber jeopolitik risklerin devrede olması altın fiyatlarında 2050 doların üzerine taşımış vaziyette olduğunu görüyoruz. Bir diğer jeopolitik risk olarak takip ettiğimiz Tayvan'da seçimler yapıldı. İktidar tarafı kazandı. Anakaraya bağlanmaya çok istekli olmayan bir ekip olduğunu hatırlatalım. Çin destekli ekip kazanamadığını belirtelim seçimlerin. Bundan sonraki süreç bakalım tansiyon tekrardan yükselecek mi? Tekrardan Adda bölgesinde yeni askeri harekatlar, tatbikatlar gerçekleşmeye başlayacak mı? Önümüzdeki günler tansiyon yükseltecek mi, yükseltmeyecek mi? Bunların hepsine bakacağız. Bu arada Çin'den de bugün faiz kararıyla ilgili bir değişiklik gelmediğini de belirtelim. Bugün gelecek veriler açısından baktığımız zaman Euro bölgesinden Kasım ayı sanayi üretim verisi açıklanacak. Aylık tarafta -0.30'luk bir düşüş bekleniyor. Önceki veri -0.70'ti. Biraz daha iyileşme olması beklentisi var. Yine yıllık tarafta %6.6'lık daralmadan %5.9'luk daralmaya dönmesi beklentisi olduğunu belirtelim. Yine Türkiye'den Aralık ayı bütçe dengesi açıklanacak. 75.6 milyar TL fazla verilmişti bir önceki dönem. 90 milyar TL'lik bir açık verilmesi beklentisi olduğunu belirtelim. Peki bu haftaya başlarken fiyatlanan nasıl dersek? Altında 2055 dolardayız. Gram altın 1987'de. Dolar TL 30 lira 10 kuruşta. Gümüş 23.27'de. Gram gümüşte 22.51'deyiz. Palladium 991.15. Platin 911.80. Brent petrol 78.44'te. Amerikan tipi ham petrol 72-74'te, doğalgaz 3.12, soya fasulyesi 1.224'te, mısır 444 ve buğday da 596 son fiyatlamalar. Peki demin belirttik gelişmeler faizler üzerindeki etkisine bakarsak 3.83'lere kadar inen faizlerimiz oldu. Makas 4.65-3.88 bandında üst tepede 4.90'lar seviyesinden 4.65'lere kadar geldik. 4.05'lerden de 3.83'lere inilmiş vaziyette olduğunu söyleyelim. 10 yıllık tahvilde 3.95'lerde olduğunu görmekteyiz. Esas 30 yıllık tahvil 4.20'ler bölgesine geldi. Hep belirtiyoruz. Geçmiş süreçlerde tahvilin seyrinde 30 yıllık tahvilin en tepede olması gerektiğini, yavaş yavaş klasmandaki yerine doğru çıkmaya başladı. Normalleşme sürecinin başlayacağını işaret eden temel göstergelerden biri olduğunu hatırlatalım. Ne zaman biz en tepede bunu artık görmeye başlarız? Daha kontrollü bir piyasanın içine girdiğimiz, dönemin içine rahatlamış bir piyasanın içine girdiğimizi söylememiz mümkün olacak. 10 yıllık tahvilin üzerine dönersek ne vaziyette? Tahvillerde bir alım dalgasının sonrasında bir satın dalgası gelmişti. Bizi 4.10'lara kadar taşımıştı. Son gelen iki veride kafalar biraz karışsa da Cuma günkü veri sonrasında 3.92'lere kadar geri çekildik. Şu anda 3.95'lerde olduğumuzu belirtelim. Buradaki seyre baktığımız zaman teknik açıdan değerlendirdiğimizde mevcut aralık içinde kalmaya çalıştığını söylemek mümkün. Mesele 3.92'nin altında bir fiyatlama görebilecek miyiz bundan sonraki süreçte? Eğer öyle bir olgu oluşuyorsa tekrardan nereden kalmıştık şeklinde hareket devam etmek isteyecektir. DXY'deki seyre bakarsak orasını söylüyor bize. DXY'deki seyre baktığımız zaman
107-108 seviyelerinden başlayıp 100.5'lara kadar gelen süreç buradan ortalamalara kadar bir tepki verdik. Şu anda 102.40'lar seviyesinde olduğumuzu belirtelim. Yukarıda 102.70-102.80 arasındaki bölgede bir dirençle karşılaştı. Net şekilde görülüyor. O bölgeyi geçerse sıkıntı var demektir. Orayı geçmesi için de tahvil faizine tekrardan 4'ün üzerine atıyor olması lazım. Şu an için onu görmediğimizi belirtelim. Aşağı bir seyir var. Kalıcı olacak mı mesele o. Farkındaysanız çıktıktan sonra burada böyle bir daralma var. Normal koşullarda bu teknik açıdan biraz bir atak getirme potansiyeli oluşturabilir. Tekrardan burada bir flama oluşma durumu söz konusu olduğunu belirtelim. Eğer böyle bir olgu oluşacaksa o zaman bayrak boyu kadar tekrardan yukarı atma potansiyeli gerçekleşir. O zaman yukarıda 103.8'lere kadar gitme. Yani bir puanlık bir yukarı doğru hareketin önü açılabilir. Dikkat etmek lazım. Şu an için bakalım bundan sonra bu haftaki gelecek olan akımlar bizi nereye doğru evirtecek. Eğer 102.80'leri geçemezsek artık haftanın ikinci yarısından itibaren 101.5'lara doğru bir geri çekimin tekrardan başlaması beklenir normal koşullarda. Bu çarşambadan sonra işin rengi iyice netleşmiş olacaktır. MTI endekslerine bakarsak Bloomberg'in çekirdek MTI'sine baktığımız zaman hatırlarsanız burada 95 seviyesine kadar neredeyse dayanmıştık. O bölgeden bir yukarı doğru ataklanma geldi ama o ataklanmada 100 seviyesini geçemediğimizi gördük. Ortalamanın altındaki seyir devam, zayıf seyir devam. Bu tabii ki MTI tarafındaki bu hareketlenme, daha doğrusu hareketsizlenme, merkez bankaların elini rahatlattığını hatırlatalım. Aşağıda burada dikkat çekici unsur, hedef olarak kendimize şu aralığı koymak lazım gibi gözüküyor. 94.70-96.70 aralığı yeni bir dip çalışma bölgesi olarak takip edilecek. Altın ETF'lerine dönersek, altın ETF'leri tarafında 63.8 milyondayız. Zayıf seyir hala burada devam. Özellikle de Bitcoin ETF'lerinin gelmesiyle beraber buradan bir rol çalındığı belli oldu. Son dönemdeki o azalan rakam muhtemelen o tarafa doğru bir kayış gerçekleştirdiğini hatırlatalım. Altının günlük grafiğine dönersek, 2050 doların tekrardan üzerine atmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta gelen tüketici endeksi sonrasında, fiyat endeksi sonrasında Amerika'dan biz 50 günlük ortalamayla temaslandık. O bölgeden destek aldıktan sonra tekrardan ortalamaların üzerine çıktık ve bizi yoran aralığa tekrardan girdik. Nedir orası? 2050-2070 aralığı. Neredeyiz? Şu anda 2055 dolardayız. Geri çekimlerde 2041 doların bizim için destek noktasını koruyor olması lazım ki hedef yukarıdaki bölgeye doğru gidebilsin. Jeopolitik riskler, bölgesel tansiyon artışları gibi hikayeler buradaki fiyat dengesini korumaya devam ettiğini işaret ediyor. Yine aynı zamanda demin de belirttik, yumuşak gelen verilerde faiz indirimleri ihtimalini kuvvetlendirdiği için buraya yine bir ilgi alaka doğurmaya devam etmekte. Haftalık grafiğe dönersek, haftalık grafikte de alt bölgeden başlayan tepki hareketi, 2010 bölgesinden başlayan tepki hareketi bizi tekrardan yine bu meşhur aralığın içine getirdi, soktu. Baktığımız zaman son 2, 4, 6, 8 haftalık periyot içinde biz genellikle şu aralığın içinde kalıcılık gösterebildiğimiz hafta sayısı 3'ü geçmemiş. Bu hafta bakalım tekrardan bu aralığın içinde kalabilecek miyiz? Mesele bizim yeni paterni, yeni bölge açabilmemiz için, 7 hedef açabilmemiz için şu bölgenin üzerine taşınıyor olmamız gerekli. Gümüş tarafına dönersek seyir neye işaret ediyor? Gümüş tarafına baktığımız zaman burası da 22.5 dolarlardan gelen veriler sonrasında o bölgeyi kendisini destek yaptı. İkili dip gibi oldu. İkili dip bölgesinden bir tepki verdik. 8 günlük ortalamanın üzerine çıktık. Mesele 23.5'un üzerine atabilmek. 23.5'un üzerindeki bir fiyatlama stratejisi gelişmeye başlarsa yön biraz daha belirginleşmeye başlayacaktır. 23.50-23.75 aralığı ikinci hedef bölgemiz olduğunu belirtelim. Daha sonra ki süreç bize şu aralığı getirecektir. Bakalım bu bölgeyi aşmakta zorlanmaya devam edecek miyiz? Teknik göstergeler açısından baktığımızda RSI dipten dönme sinyali üretmeye çalışıyor. Haftalık grafik açısından baktığımız zaman da sıkışıklığın devam ettiğini görmekteyiz. Aşağıda 22.95, yukarıda 23.5 ortalamanın arasındayız. 50 haftalık ortalamada zaten 23.25'te şu anda da fiyatlama tam o bölgede yön arayışı içinde kalmaya devam eden bir gümüşten bahsediyoruz. Hala ibre kimden yana? Altından yana gözüküyor. Altın hala güçlü seyrini korumakta.
Petrol tarafına dönersek, cuma günkü saldırılar sonrasında yukarı doğru bir ataklanma olmuştu. 50 günlük ortalamayla temaslandık ama kalıcı olamadık. Tekrar geri döndük. Ortalamalar etrafındayız. 8 günlük ve 20 günlük ortalamalar 72-65 bölgesinden geçiyor. 72-35, 72-65 bölgesinden geçiyor. Destek olarak çalışmakta. Mesele burada 50 günlük ortalamanın üzerine atacak gelişme olacak mı olmayacak mı? Arz talep dengesi tarafında şu an için bunu destekleyen bir nitelik yok. Sadece jeopolitik riskler, navlunlar gibi hikayeler burayı destekler nitelikte. Brent petrol tarafına döndüğümüz zaman yine benzer hikaye burada söz konusu. 50 haftanın üzerine attık burada ama yukarıda 61.8'de bulunan FIBO direncinden geri döndük. Ortalamalar bölgesine dengelenme çabası var. Burada da ana oyun değişimi için 80 dolar üzerinde bir fiyatlama ihtiyacı olduğunu belirtelim. Efendim bugünlük de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka yayında tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.